Orge'ye bakalım. Tamam. Orge'ye bakalım. İkisi de listemde. Hemen bakalım. Finansallarını özet olarak şöyle getirdim ekrana. Hatta şöyle tam ekran Şimdi yapayım. onun da finansallarında hiçbir sorun yok. Yani 80 milyon sermaye, sermayenin yarısı kadar bir kar 3 aylıkta, muhtemelen de sermayesi kadar bir karı yine biz şeyde göreceğiz. 6 aylıkta göreceğiz. Bu da sermayesinin 2 katı kar beklentisi taşıdığını gösteriyor ki o da gene sermayesinin 2 katı kar açıklayan bir şirket tek hanelerde çok uzun süre durmaz. O yüzden kendini çift haneli rakamlara atacaktır. Yani şu anda 9-18 ama bu da temel açıdan kesinlikle çift haneli 10-15 aralığına rahatlıkla gitme potansiyeli taşıyor ki özellikle sizin demin söylediğiniz KAP bildirimlerini incelediğinizde bu şirketin Evet. aslında piyasada çok tutulan bir şirket olduğunu ve sürekli yeni iş aldığını ya da mevcut işlerini uzattığını görüyoruz. O nedenle de bu da aslında uzun vadeli bakış açısı açısından şirketi destekliyor temel tarafta. Peki teknik ne diyor bu şirketle alakalı? Hemen bir göz atalım. Evet, gördüğünüz gibi özellikle 22 günlük hareketli ortalama üzerinde bir istikrar var. Şöyle bir sıkıştırdım önce. Evet, şurada gördüğümüz çanağı tamamlamış. Bu hisse senedi uzun bir aradan sonra tarih zirvesini kırmış. Dolayısıyla bana sorarsanız bu güzel görüntüyle yani bu güzel mali tablo görüntüsüyle 8.40 bu hisse senedinin dibi bundan sonra. Yani eski tarihi zirve, tarihi zirveler biliyorsunuz kuvvetli dirençlerdir. Ya oradan dönülür ya da orası özellikle hacimli bir biçimde geçilirse genellikle iyi bir destek konumuna dönüşür. Bu anlamda 8.40'ın hacimli ve iyi biçimde geçildiğini biz görüyoruz. O yüzden de bakın hacim özellikle burada yakın zamana göre oldukça iyi. Hacim söz konusu. O yüzden ben bu hisse senedinin 22 günlük hareketli ortalamasının birinci destek olduğunu yani tam şu anda desteğinden işlem gördüğünü. 9,10 22 günlük hareketli ortalama. Piyasa gerilemelerinde olası bir kırılma söz konusu olduğunda da 8.40'a kadar bir gerileme. Ama bana sorarsanız 8.40 bu mali verilerle bu hisse senedinde iyi bir alım yeri. Ha. Tabii oraya düşecek diye bir kaide yok. Hani ben olsam şunu öneririm yatırımcılara. Şu anda destekle ben olsam 9-10'dan bir miktar paramın bir kısmıyla alırım ama manevra kabiliyeti içinde bir miktar para bırakırım. Olur da buradan hareketine devam ederse yatırdığım üzerinden kazanırım ya da belki yukarı giderken yani buradan döndüğünden emin olursam biraz daha paramı yukarı doğru bir ortalamayla bu hisseye koyabilirim ama ben olsam atıyorum 8-9,10'dan aldım. Aynı miktarda 8.40'tan da almayı başarırsam ciddi ölçüde maliyet düşürmüş olurum ve çok sağlam bir destekten aldığım için de şöyle birazcık orta vadede rahatlıkla paramı çıkartırım diye düşünüyorum.